Anadolu Gençlik Derneği Konya Şubesi'nin katkılarıyla hazırlanan Anadolu Gençlik Sahur Vakti başlıyor. İnsan en başta olmak üzere milyarlarca canlı türü için yaşanmaz bir alana dönüşmüştür. Asfalt, beton, plastik, insanın elinden çıkan tabiat dışı bütün bu üretimler, insanın ve canlının doğal yaşam alanlarını öldürürken, insanların bu ürünlere ulaşmak için giriştiği mücadele sonucunda da yerküre bugünkü halini almıştır. Daha çok, daha fazla iştahı giderek insanın ruhunu öldürürken, insana meziyet olarak verilen bütün inceliklerini de elinden almıştır. Yeryüzünde yaşamak ve yeryüzünü imar hale getirmek isterken insan, asırlar boyu aşırılıklarının kurbanı olarak çeşitli sapmalara uğramış, hakikatle arasına yüksek duvarlar örmüş ve asli meselesinden hep uzaklaşmıştır. Dünyanın İlk günden bugüne kadar tek meselesi insan olmuştur. Diğer canlılar kendi rutinlerini devam ettirirken, insan sorunu her çağın kaçınılmaz gündemi olarak yerini almıştır. Bugün yaşadığımız dünyada karşımıza çıkan temel problem, insansızlık problemidir. İnsanın doğruyla yanlışı, güzelle çirkini, faydalıyla zararlıyı, adaletle zulmü ayırma yetisi giderek kaybolmuş ve insan karanlık bir zindanda kalmıştır. Bu zindan önüne gelen her şeyin içini boşaltırken insanı yapay, sanal bir dünyanın bencil kollarında haz ve hıza esir etmiştir. Değerleri, inançları hızla tahrip edilirken hakikatle olan bağ da koparılıp insanı hırs ve kibrin getirdiği adaletsizlik ve merhametsizlik kapılarına köle kılmıştır. Bugün çağ akılsız ve rotasızdır. Bugün insanın hızla yok ettiği doğa insanı sürekli uyarmaktadır. İnsansa yaptığı tahribatla ve müdahalelerle tabiatı alt etmek için çılgın bir endüstriyel savaş vermektedir. Irkçı emperyalizmin yeryüzündeki bütün insanları direkt ve dolaylı olarak kattığı bu yıkım oyunu, sürekli mutsuzluk, gözyaşı, sömürü ve ölümler, katliamlar üretmektedir. İşte bu noktada haktan ve hakikatten yana yeni ve adil bir dünyanın tesisi için çalışan Anadolu Gençlik Derneği olarak 41. dönemde şefkati ve insanı merkeze alan çalışmalarıyla bütün insanlığa saadet getirmek için bu ırkçı emperyalizme, kapitalizme, insanı esaret altına alan düşüncelere karşı canla başla çalışmak için Bismillah diyoruz. Kentlerin merkezlerine inşa edilen AVM'leri, şehirleri talan eden beton yığınlarını, gençleri esir alan sanal, yapay dünyaları, ilimden, hikmetten yoksun eğitim kurumlarını, emeği ve insanı yok sayan bütün yaklaşımların karşısında bir ahlak hareketi olarak kadim iyiyi inşa etmenin aşkı ve heyecanıyla başlıyoruz. Yaşanabilir şehirlerin derdiyle insanın omuzlarındaki eşref payesine sahip olmak için insanların arasına atılan nifak tohumlarını ortadan kaldırarak mutlak manada kardeşliği tesis etmek için
büyük bir heyecanla yeniden başlıyoruz. Onun için diyoruz ki, derdimiz bütün insanlığın faydasını düşlemek, hayalimiz yeni bir dünyaya yürümektir. Merhabalar değerli izleyenler. Anadolu Gençlik sahur vaktiyle karşınızdayız. Bir tanıtım VTR'mizi izledik. Hemen ardından programımıza başlıyoruz. Bu gecede Anadolu Gençlik sahur vaktinde Kanal 42, Radyo Gençlik ve AGD TV ortak yayınla yayınımızı sürdüreceğiz. Bugün de sizlerle birlikte olacağız. Bugün dünya sömürü düzenine ya da sömürü sistematiğine bakmış olacağız bir anlamda. Bir diğer bakış açısı da Ramazan ve İslam Birliği meselesine doğru yön almış olacağız. Bugün son günlerde birkaç gündür dikkatimi çeken bir kitap oldu. Onu sizlere burada paylaşmak isterim. Bu sömürü düzeni meselesi de olunca ekonomiyle alakalı Muhammed bin Es Sadr'ın kaleme almış olduğu İslam Ekonomi Doktrini ya da Öğretisi kitabı. Ekonomi ilmiyle ekonomi öğretisini birleştirebilmek için önce bu ikisini birbirinden ayırmak gerektiğini ifade ediyor. Kapitalistlerin ya da emperyalist güçlerin ortaya koymuş olduğu yasakların ne için kullanıldığına dair ifadelerde bulunurken İslam'la bağdaşması gereken noktanın dile getirilmesine doğru olmadığını ifade ediyor. Çok önemli bir kıstas. İslam bu işin uygulayıcısıdır. Uygulamanın içerisinde yer alan yasak koyucularla aynı statüde yer almaz mesajını içeriyor. O yüzden Muhammed bin Es Sadr'ın İslam Ekonomi Doktrini kitabını sizlere buradan önererek programa başlamış olalım istiyorum. Yine Anadolu Gençlik Derneği temsilcilerinden bir misafirimiz var. Bölge Başkanı Ebubekir Bilgin bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dikkatimi çekmişti geçtiğimiz günlerde. Bu kitabı da şöyle yavaş yavaş şöyle bir incelemeye aldım kendimce. Aslında her şeyin konuşulduğu yerden bir ayrışmaya gitmek, işin merkezini görmek açısından önemli olduğunu idrak ettim. Bugün mesela dünya düzeninde her şey konuşuluyor, günlük konuşuluyor. Mesela dünkü programımızda biz Kemal Abacı'yla konuşurken günlük olaylar içerisinde yoğrulup yok olup gidiyoruz. Evet. 80'lerde, 90'larda 3 aylıktı, haftalığa kadar düştü. Şimdi de günlük gündem değişiyor ve biz neredeyiz, duruşumuz neresi? Bunu bile belki evet, yüzeysel olarak ya da bedensel olarak fark edemiyoruz. Bu noktaya kadar geldik. Oruç ve Ramazan'la başlayalım. Sonrasında tamamıyla bu sistemin içerisine girmiş olacağız. Ramazan var. Neden var mesela? Evet. Oruç neden insanlar böyle yılda bir defa bir ay boyunca kendilerine çekidüzen veriyorlar? Bu meseleyle başlamış olalım. Şimdi öncelikle oruçun veya oruç ibadetinin veya Kur'an'da bireylere ait olan ibadetleri doğru algılamak gerekiyor. Yani bir kere İslam'ın bireysel ibadetlere bakış açısını ve ibadetlerdeki gerekçeleri ve illetleri doğru anlamadığımız zaman gerek namaz olsun, gerek oruç olsun, gerek zekat olsun, gerek hac ibadeti olsun, gerek buna benzer ibadetler olsun, asli amaçlarına göre bize bir faydası olmaz. Mesela basit bir hadisi şerif gibi algılasak bile, kıldığın namaz diyor seni haramdan alıkoymuyorsa kıldığın namaz diyor namaz değildir diyor. Kılmasına yani, rağmen. Kılmasına rağmen yani, namaz diyor kalkandır diyor. Aynı zamanda bu hadis oruç içinde var. Ama oruç mesela Ramazan'da daha çok gündemimiz olsa da Ramazan dışında tutulduğu zaman da yine faydasını alabilir insan. Tam tabii tersine. Tabii. Ya zaten bu tür ibadetler insan biliyorsun ki yapısal olarak iki meleke üzerinde yaratılmıştır. Bir yani, ruh, iki beden. Ruhun özü Allah'tan bize verilen bir maya, bedenin özü ise topraktır. Eğer insan ruh ile bedeni barışık halde değilse yaptığı ibadetlerden de bir lezzet alamayacaktır. Nedir bu? Ruhun gıdası Estağfirullah ele bi zikrillahi tetmainnul kulub. Ancak diyor kalpler Allah'ı hakkıyla zikretmekle, anmakla mutmain olur diyor. Şimdi demek ki bizim bedenimize iki tane gıda girecek. Yani fıtratımıza. Tamam. Bir, ruhumuza yönelik zikren, şükren, fikren bizi ayakta tutan, ruhu bedenine üstün hale getiren melekeler. İki, bir de bedenin yaratılıştan gelen yeme, içme, eğlenme ve cinsel ihtiyaç gibi halleri yapma. Yani beden hayatını sürdürmek için bazı ihtiyaçlar alacak. Yani ama ondan daha üstün olan ruh var. Ruh var. Ama genelde bu tür ibadetlerde eğer ibadet mantığı bedeni güçlendirme boyutunda olup ruhu arka planda tuttuğunda o ibadetin insan üzerinde fazla bir etkisi olmayacak.
Namazda da böyledir bu, oruçta da böyledir, hacda da böyledir, zekatta da böyledir, diğer ibadetlerde de böyledir. Dolayısıyla Allah sana yeme içme demiyor, ye iş ama helalinden yap diyor. Olayın boyutunu ve sınırını Kur'an ve sünnet çizgisinde sana belirtiyor. Bu hudutların dışında yapacağın bu eylemler diyor, Allah sana helal kılmış ama diyor, bu eylemleri bu hudutların dışında yaptığın zaman diyor, bu eylemler haram haline ne yapar? Gelir. Aslında yeme içme bize helal ama Ramazan ayında bir ibadet şeklinde yaptığımızda ne oluyor? Haram oluyor. Halbuki bunu bir amaca, bir mantığa doğru yapıyoruz. Çünkü insanın bedeni melekeleri veya çamurdan gelen melekeleri güçlenirse ruh arada daralır, kaybolur ve o insan gerçek anlamda Allah'a kulluk etme noktasının dışına çıkar. Onun için bütün ibadetlere baktığımızda Kur'an'ın bakın %4'ü ibadetlerle ilgilidir. Kur'an'da yani diğer büyük bir kısmı insanın yaratılış gayesi, kulluk bilinci, kainatı, alemi, kainat insan ilişkisi, insan kainat ilişkisi, insan Allah ilişkisi anlatılır. Biz bu noktada Kur'an'ın genelinde büyük bir forum vardır, yani bir düzen, bir ahenk vardır. Bu ibadetlerimizi bu ahenk içinde yaptığımız zaman bu ibadetler bize yeryüzünde dik tutar. Mesela Ramazan ayı diyoruz ki 11 ayın sultanı diyoruz. Neden biz Ramazan 11 ayın sultanıdır diye bir ifade kullanıyoruz? Yani diğer aylardan daha şerefli sultanı gördüğümüz için. Evet, hayır. Diğer aylara daha hazırlıklı hale gelebilmek, diğer o evet diğer 11 ay içerisindeki süreçte bize nefisten gelebilecek olumsuz unsurlar, şeytani tuzak ve unsurlara karşı senin 30 günde bedenini buna müsait hale getirip şeytan ve nefisten etkilenmemen üzere tuttuğun yani bir olum. Ramazan bizim için yenilenme ayı o zaman. Ramazan bize için zikren, şükren, fikren yenilenme ayıdır. Hem bedenen hem de ruhen mi peki? Hem bedenen hem ruhen ama özellikle bedenin terbiyesi üzerinden gidilen bir ibadettir oruç. Bakın yine hadisi şeriflerde rivayet edilir. Biz malen ifade ediyoruz. Yani nefs ilk yaratıldığında soruyor sen kimsin diye Rabbimiz. Sen sensin ben de benim diyor. Bu üç soru üç kere tekrarlandığında Allah-u Teala nefse verdiği ceza onu aç bırakmaktır. Uzun bir dönem içerisinde aç kalınca aynı soru sorulduğunda ya Rabbi diyor sen beni yaratan yaratımcımsın. Ben aciz bir kulum. Ha, demek ki açlıkla bedeni imtihan ederken burada güçlenen ruhtur. Ruh da Allah'tan olan bir materyal olduğu için o fabrika ayarlarına dönüştür. Yani insanın fabrika ayarlarına dönmesi kulluğa dönmesidir. Yaratılış gayesine dönmesidir. Yani zaten konunun başında da dünkü sohbette ifade etmiş olduğunuz olay yani o kadar gündemler hızlı hızlı değişiyor ki bunların hepsi sahte gündemdir ve kamuoyu oluşturmaktır. Çünkü ruhu ve bedeni etki eden ne kadar olumsuz şeytane ve nefsi unsur artarsa o insan Allah'a değil Allah'ın yarattığı varlıklara ve Allah'ın yarattığı varlıklar içerisinde kendisini üstün gören bir ideolojiye, doktrine, bir sistematiğe inanarak hayatında kulluğunu unutarak ömrünü heder eder. Halbuki oruç kendisine kulluğu hatırlatır. Yaratılış gayesine hatırlatır. Dünyada var olma sebebinin gerekçesi ve mantığı anlatılır. Dolayısıyla bizim 30 gün bedenimize yapmış olduğumuz bu terbiye, bu tezkiye, bu bir kuru kuru bir açlık değil. Zaten hoca ve hoca efendiler orucun sünnetinden, farzından, vaciplerinden, edasından sabahtan akşama kadar zikrediyorlar. Halbuki oruç aynı namaz gibi bir kıyam vaziyetidir. Ve insanı iki yönde olumsuz etki eden şeytani ve nefsi unsurlara karşı ruhu uyanık tutmak, hazırda tutmak ve onun dışında Allah'ın emirleri dışındaki verilecek emirlere karşı uyarmaktır. Peki o zaman buradan mesajı yani beden ve ruh olarak ayırdınız. Beden ihtiyacı topraktan ve toprağın yetişken, evet. Toprağın üzerinde yetişmiş olan bütün imkanların değerlendirmesi değil. Daha da üstün olan yine bir maneviyat. Ama ruhun da aynı ihtiyaçları yok mesela. Ruhun ihtiyaçları o ayette zikrettiği manada ruhun ihtiyaçları hakkıyla Allah'ı zikretmek, hakkıyla Allah'a şükretmek, hakkıyla Allah'ı ne yapmak? Fikretmek. Yani beden edindiği ihtiyaçları uygulamak o zaman. Tabii beden de o format üzerinde, o konsept üzerinde, o kod üzerinde, o mod üzerinde hareketine devam ettirmektir. Zaten bu dünyayı imtihan dünyası olduğunu anlamamız lazım. Yani imtihan dünyasını anlamadığımız sürece
cüz'i iradeyi imtihan dünyasının temel mantaletine göre şekillendirmediğimiz sürece insan zaten kendisine göre mümkün varlık. Yani olması ve olmaması kendi elinde olmayan varlık. Yani senin bundan yani yaklaşık diyelim 40-50 yıl önce var mıydın? Yoktun. Bir gün sonra olabilme ihtimalin elinde midir? Değildir. Sana ait olmayan bir hayatta Allah-u Teala yaşadığın hayatın formatını kitabi olarak, peygamberi olarak önüne sunuyor. Allah-u Teala kitap da peygamberi de göndermemiş olsaydı insan fıtratı fıtri olarak bir tek yaratıcıya inanma formatında yaratılmıştır. Yani zihinsel olarak insan anormal şartlar etkisinde kalmadığı sürece, sağlıklı insan için de insandan tamam. bahsediyorum. Bir yaratıcıya inanma, akleden insan için. Tabii ki akleden, irade edebilen, doğal olan, anormal etkiler olmayan insan. Evet, bunu yakalar. Çünkü ibadetlerin hepsi kulluğu hatırlatmaktır, anındaki duruşunu hatırlatmaktır, Allah'a ve peygambere karşı esas duruşunu uyanık hale getirmektir. Şimdi şunu şöyle ifade edelim. Yani askere giden bir insan ilk önce bir ay yanaşık askeri eğitim alır. Biter, bıkar yani. Bir selam vermeyi 10.000 defa yaptırır. İşte otur, kalk, sağa dön, sola dön, işte geriye dön, şöyle yap, böyle yap, tüfeğe dedin. Bunu defalarca, defalarca yapar. İbadetler de işte Allah'a karşı esas duruşundaki ön hareketlerin bedenen terbiye edilerek ruhun güçlü hale getirilmesidir. Yapılan temel mantalite budur. Peki bunlar neden savruluyor insanoğlu? Her zaman daimi sürekli yapıyor olmasına rağmen, kıymetinde biliyor olmasına rağmen. Evet, insanoğlu biliyorsun imtihana tabi tutulduğu için iki şeyden birisine gider. Yaptığı ameller karşılığında ya cennete gidecektir ya cehenneme gidecektir. İmtihan dünyası dediğimiz zaman insanın üzerinde bir cevher vardır ama bu cevheri bir kanuna göre, bir emre göre terbiye etmediği sürece bunu yapamaz. Mesela okumakta olan bir öğrenciye dururken elinde bir kitap yoksa, o kitabı anlatacak bir hocası yoksa, ara ara imtihanlar yoksa bu çocuğun o derste geçebilmesi mümkün müdür? Yani mümkün olmaz. Değildir. Bunu insanın uyguladığı bir ders format şeklidir. Bir de tüm hayatla ilgili. Yani sonuçta bir öğretici lazım. Tüm hayatla ilgili Allah-u Teala hem kanununu hem peygamberini hem toplumsal bir yapıyı ve düzeni önümüze katmış. Sen bunu değil de kendi nefsine, kendi şeytani isteklerine göre, çünkü insanın çift tarafı keskin bıçaktır, bir ham cevherdir. Bu cevheri doğru kanallarla, doğru dökümanlarla, doğru bir maya ile mayalanmadığın takdirde onun ters tarafını ne yapacaktı? Yapacaktır. Çünkü sen bedeni güçlendirdiğin takdirde bedenin talepleri nefsidir, keyfidir, bireyseldir. Gücü üstün tutar, kuvveti üstün tutar. Ama bedeni terbiye edip ruhu güçlü hale getirdiğin takdirde o beden Allah'ın dediği veya peygamberin dediği gibi hareket edebilir. İşte günümüzdeki insanların, ortalama 6-7 saat televizyon seyreden insanların seyretmiş oldukları televizyon dizileri veya sinema programlarına baktığında ya iş budur, hayat budur. Ya da tuvalet, mutfak, yatak odası. Bunu hayatın sonunda da bir hesabın, bir imtihanın, bir sorgunun hatırlatılmaması, bu dünyaya gelme amacının da hangi şekilde olduğunu fark edilememesi. Tamamen hazlara, zevklere, şehvetlere ve şöhretlere yönelik bir... Yani temel ihtiyaçtan uzaklaşmış bir uzaklaşıyor. Şey. Yani beden kendisini şeytana ve nefse yaklaştıracak eylemlere yöneltilerek o bedenler köle haline getiriyor. Bu da insanın hani köle tam belki de tam doğru ifade. Bu da insanın kendi kendini zamanı sömürmüş olduğu bir hale. Ve imtihanı kaybetmiş olması oluyor. Peki devam edeceğiz ama şu video hazırsa hemen onu dinleyelim. O videoyu da günümüzün gündemiyle alakalı dikkatimi çekti. İki tane daha vardı, onları da bulamadık. Ama bu videoyla bir değerlendirme yapalım. Hazır değil mi Burak videomuz? Bir izleyelim değerli izleyenler. Sonrasında videonun üzerinden de konumuza devam etmiş olalım. Dünyadaki sömürü sistemi nasıl çalışır? Bir ekonomik tetikçinin itirafları. John Perkins. John Perkins, Amerikan derin devleti olarak bilinen NSA'da, Ulusal Güvenlik Ajansı'nda yıllarca ekonomik tetikçi olarak çalıştı. Sene 2005. Türkiye ile bir alakası olmayan John Perkins kitabında anlatıyor. Kendi otomobilini üretemeyen ülkeye borç verip otobanlar yaptırırız. Sonra onlara arabalarımızı satarız. Sonra bankalarını satın alırız. O bankalardan halka ucuz krediler verip daha çok araba almalarını sağlarız. Böylece verdiğimiz o krediyi arabamızı satarak geri alırız. Hem de faiziyle.
o ülkeye Dünya Bankası ya da kardeş kurumlardan kredi ayarlarız. Ayarlanan kredi asla o ülkenin hazinesine gitmez. O ülkede proje yapan bizim şirketlerimizin kasasına girer. Enerji santralleri, sanayi alanları, limanlar, dev hava yolları yapılır. Aslında insanların işine yaramayan bir yığın beton. Bizim şirketlerimiz kazanır. O ülkedeki birileri de nemalandırılır. Toplum bu düzenekten hiçbir şey kazanmaz. Ama ülke büyük bir borcun altına sokulmuş olur. Bu o kadar büyük bir borçtur ki ödenmesi imkansızdır. Büyük altyapı projeleri gayri safi milli hasıla artışına önemli katkıda bulunur. Ancak gayri safi milli hasıla mutlak değer olarak aldatıcıdır. Bir tek kişi, örneğin bir enerji şirketi sahibi bile yararlanacak şekilde GSMH artabilir. Halkın çoğunluğu borç yükü altında ezilse bile, zengin daha da zenginleşirken fakir daha da fakirleşebilir. Buna rağmen istatistiksel açıdan büyüme gerçekleşmiş görülür. Plan böyle işler. Sonunda ekonomik danışmanlar, tetikçiler olarak gider onlara deriz ki bize büyük borcunuz var. Ödeyemiyorsunuz. O zaman petrolünüzü satın, doğal gazınızı bize verin, askeri üslerimize yer gösterin, askerlerinizi birliklerimize destek olmaları için savaştığımız bölgelere gönderin. Birleşmiş Milletler'de bizim için oy verin. Elektrik, su, kanalizasyon sistemlerinizi özelleştirin. Onları Amerikan şirketlerine ya da diğer çok uluslu şirketlere satın. Sosyal hizmetleri, teknik sistemleri, eğitim kurumlarını, sağlık kurumlarını, hatta adli sistemleri ele geçiriniz. Bu ikili, üçlü, dörtlü bir darbeler serisidir. Yoksul ülkelere dış yardım kılıfı altında verdiğimiz borçlar, bugünün çocuklarının ve onların torunlarının rehine olmasına yol açıyor. Şirketlerimizin onların kaynaklarını talan etmesine izin vermek ve bize olan borçlarını ödeyebilmek için eğitim, sağlık gibi hizmetlerden feragat etmek zorunda kalacaklar. Batılı sömürge savaşlarında harcadığı bütün parayı dünyadan açlığı kaldırmaya, eğitim ve temel sağlık hizmetlerine herkesin ulaşabilmesine, ormanların, sulak alanların korunmasına harcasaydı dünya nasıl bir dünya olurdu acaba? John Perkins yaptığı işi kısaca şöyle tanımlıyordu. İşin dünya liderlerini, Amerika Birleşik Devletleri'nin ticari çıkarlarını gözeten büyük bir ağın parçası olmaya teşvik etmek. Düşünelim, sorgulayalım ve irademizi ona göre kullanalım. Evet, ilginç bir VTR izledik. Yani içerdiği konular itibariyle dikkatimizi çeken çok fazlasıyla husus var. Hele ki son dönemde alınan kararları da dikkate aldığımız zaman biz de hangi yolun yolcusuyuz sorusunu da sorduruyor. Bu sömürüyle alakalı VTR'nin özetini yapacak olsak nasıl değerlendiririz? Şimdi aslında Ramazan ayı, oruç ayı, paylaşım ayı, acın halini anlama, dünyadaki insanlığın genel durumuna bir bakış. Yani kendi iç dünyandan dış dünyana kadar genel bir sorgunun tezkiyenin karşılığıdır. Ama dünyada yaklaşık 1,5-2 milyar Müslüman var. Dünyanın geneli 8 milyarlık bir nüfusa sahip. Ortalama 50-60 civarında İslam ülkesi var. Ve bu İslam ülkesi dediğimiz, yani halkı Müslüman olan bu toplumların dünyanın genel siyaseti üzerinde hemen hemen hiçbir etkinliği yok. Yani hemen hemen diyorum, hiçbir etkinliği yok. Yani Müslüman ülkesi olarak Birleşmiş Milletler'de işte Güvenlik Konseyi'nde daimi 5 üyenin dışında dünyanın siyasi ve ekonomik yapısını şekillendirecek hiçbir güç yok. Ki olsa da kendi, yani Müslümanca bir karar alabildiği söylenemez zaten. Yani yok yani şimdi o Güvenlik Konseyi'ndeki işte Rusya, Çin, Fransa, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri. Yani diyelim ki dünyada 200 tane üniter devlet var. Hı. 200 ülkenin 199'u şöyle yapılsın, insanlık adına böyle bir hareket yapılsın. Amerika Birleşik Devletleri diyecek ki bu olmaz kardeşim, ben bunu kabul etmiyorum dediği anda bu iş biter. Tezgah her zaman kapitalist, liberal, sekülerist ve siyonist sermayenin talebi noktasında şekilleniyor. Halbuki bakın dünyadaki tüm Avrupa ülkelerinin beyin gerisine baktığın zaman, aile gerisine baktığın zaman aynı ailenin kökenleri bunlar. Avrupa'nın geneli aslında Cermen ırkına bağlı bir topluluktur. Evet. Ve bu Cermen ırkının arkasında sığınmış bir Siyonist yatırım finans yapısı var. Yani bu arada hem Avrupa ülkeleri hem Amerika aslında Maduro'nun arka yüzünde dünyayı sömürme noktasında şekillendiren ülkelerdir.
Dünyadaki insanların şekillenmesi de dünyadaki para sisteminin, yatırım sisteminin dönmesiyle alakalıdır. Biraz önce John Perkins'ın yapmış olduğu açıklama işte günümüzdeki olay işte. Mesela diyelim ki Katar meselesi var. Ne? Geçen haftalarda Trump geldi bölgeye. $350 milyar para kaldırdı. Herkesin haracını kesti. Bu haraç sistemine girmeyen ufacık bir ülke olan, yani bizim ufak bir ilimiz kadar bile coğrafyası olmayan bir bölgeye yine kendi diğer işbirlikçileri kanalıyla ambargo kattı. Dünkü açıklamasında ise biz Suudi Arabistan'a ve yandaş ülkelerine diyoruz ki bu ambargoyu biraz daha yumuşatın. Bir gün önceki talebi de neydi? Bir gün önceki talebi de gelsin ama ben davet ediyorum Beyaz Saray'a yaptı. Niye? Beyaz Saray'da sana kesilen talebim var. Eski basit Türk filmleri seyrettiğimizde mafya babası gider bir yerden şu kadar para talep eder. Ve adamımı göndereceğim der. Adamı gider o parayı alamayınca ikinci kez geldiğinde bugün sana 1 lira kestim ama bundan sonra sana 5 lira keseceğim. Hı. Vermezsen elindeki her şeyde gidecek diye. İşbirlikçi dediğiniz ülkelerde Müslüman ülkeler. Evet. Yani şimdi ülkeleri Müslüman, yöneticileri tamamen küresel Siyonist sermayeye. O zaman Müslüman ülke diye bakmamız doğru mu? Yani halkı Müslüman ama yönetimlerinin iradesi Müslüman bir irade değil. Rahmetli Erbakan Hocam bunu 40 yıl önce dünya iki renk üzerinden sömürülen bir yapıya sahiplerdi. Nasıl yani? Bir yeşil dolar üzerinde dünyadaki tüm akışları kendilerine ait olmayan ama sermayesi tamamen 7 tane Yahudi ailesine bağlı ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Merkez Bankası'na bağlı FED dediğimiz, FED biliyorsunuz ki milli bir banka değil, 7 tane Yahudi ailesine bağlı bir banka. Bu diyor o parayla yani kağıt üzerinden sahte değerler üzerinde dünyadaki tüm malları kendi merkezine ne yaparlar? Çekerler bir kağıt para üzerinde. Dünya petrolleri noktasında da özellikle Arap ülkelerine de beyaz fon dediğimiz yani repo, tahvil, bono kağıtları vererek ellerindeki paraları alırlar ve o paralarla dünya sömürü sistemini devam ettirirler. Çünkü düşünün yani iş o kadar komik ki Suudi Arabistan yaklaşık 40 milyona yakın bir nüfusu var. Kendine ait millet olarak 7 milyon bir nüfusu olan bir ülke. Yani Arap kökenli veya Suudi kökenli olan insan sayısı 7 ile 10 milyon arasında. $110 milyar silah alıyor. İki hafta önce aldı $110 milyar. Bırak $110 milyar kendisinin $1 milyar alınan teknolojik silahları kullanabilecek bir askeri karşılığı yok Suudi Arabistan. Yani yoktan para verip hiçbir şey almıyor gibi bir şey mi bu yandan? Ya, yani yok. Alsa da farklı bir mana mı? Yani alması bu küresel sermayenin ona dayatmış olduğu kumpas, kafes. Bunun dışına çıkamıyor yani. Bir şekilde bir bahaneyle buradan bunun parasını ne yapacak? Alacak. Ben bunu alıyorum ama sen de beni koru anlamında. Suudi Arabistan mesela o parayı vermese başına ne gelebilir? Yani Suudi Arabistan, biz bunu hocamız döneminde, yani 70'li yıllarında Faysal vardı. Kral Faysal. O dönemde işte Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğunu, Müslümanlar için kutsal bir belde olduğunu ve İsrail'e karşı bir ambargo hareketine girmişti. Bu süreç içerisinde belli bir milli hareket yaptıktan sonra kendi yeğeni Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. 7-8 gün sonra döndükten sonra saraya girer girmez kendi öz amcasını kurşunlayarak ne yapıyor? Öldürüyor. O dönemde zaten Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'di. Daha halen yaşayan bir okkalı bir Siyonist. Hatta bu Melgit Arbright dediğimizin dayısı. Yani bunlar silsile olarak zaten çok geriden bu ülkelerin tepesinde. Şimdi bunların oruçla ne bağlantısı var diye bir olay ifade ettiğimizde bakın dünyada şu anda her gün aç yatan 1,5 milyarlık insan var. Yani o 8 milyarın 1,5 milyarı boğazdan aşağı hiçbir şey inmeden sabahlıyorlar. Bu açlığın sebebi zaten adil bir ekonomik sistemin olmayışı, bu sömürü tezgahının tüm dünyayı bir ahtobot şeklinde kapsamasıyla alakalı. Yine bir dünya için diyorum, tüm dünya içerisinde 2 milyon insan sağlıklı içme suyu içemiyor. Yani bizim anladığımız gömük dediğimiz işi işte birçok partiküllerle, topraklarla dolu suyu içiyor.
Halbuki tüm dünyadaki susuzluğun, açlığın karşılığı yıllık 100 milyar dolar. 100 milyar dolar. Ama biz sadece futbol sektörüne dünyada bir yıl içerisinde 600 milyar dolar ve hatta iç ve dış kapalı bağlantılarıyla 1 trilyon dolara kadar para harcanıyor. Sadece kozmetik sanayi dediğimiz sanayi tüm dünya üzerinde, kozmetik ve moda sanayi üzerinde 250 ile 300 milyar dolar para harcanıyor. Peki şimdi tam bu sömürüyle alakalı bir şey. Evet, bu sömürü meselesinde şimdi biz acın halinden anlama metodolojisi nedir bunu bir öğrenmemiz lazım. Bakın insanoğlu yeryüzüne halife olarak gönderilmiştir. Bu halife Allah'a ait bir halifelik değil, kainatta bu aleme yönelik. Bakın bu kainatta var olan her şey insan için yaratılmıştır. İnsan ise Allah'a kulluk edebilmesi için yaratılmıştır. Ve kainattakiler insana yeter. Yeter. Ve kainattaki olan tüm varlıkların emanlığı ve emaneti insana aittir. Müslümana aittir. Ben Müslümanım diyen bir insan, insan ile Allah arasındaki tüm engellerin kaldırılarak insanın hakkıyla Allah'a kulluk edebilmesini sağlamaktır. Yani bizim din anlayışımızdaki mesele camiler açık namaz kılmak, zekatını vermek, haca gitmek, oruç tutmak meselesi değildir. Dünyayı bu sömürü topu haline getiren, bu şeytani ve nefsi olan sistemi ortadan kaldırarak İslam'ın, Kur'an ve sünnetin emretmiş olduğu adil bir ekonomi ve siyasi yapı oturtturmadığımız sürece bizim kılmış olduğumuz namazlar, tutmuş olduğumuz oruçlar, vermiş olduğumuz hacların genel anlamda yaratılış gayesi için fazla bir önemi yoktur. Hocam bunu nasıl şekilde şekillendiriyorsun dediğimiz zaman ona örneklendirme dünyada yapalım. Mesela Budizm diyelim. Hı hı. Budist rahipleri kadar açlıktan, yokluktan, cinsellikten uzak duran insanlar bulamazsınız. Ama bu insanların itikadi yapıları bozuk olduğu için, Buda'yı tanrı haline getirdikleri için, yani kendileri gibi olan bir insanı geldiği için amellerin hepsi boştur. Bu Çin dinleri olan Konfüçyüzm, Taoizm'de de böyledir. Hinduizm'de de böyledir. Çok ciddi ibadet şekilleri vardır. Yani orucu zulüm görüyoruz ya. Halbuki bütün bu ibadetlerin tamamını bir format, bir vücut şeklinde düşünmemiz lazım. Yani Allah diyor ki ey kulum uyanık ol. Bak kıyamete kadar nefsi ve şeytani unsurlar sana müdahale edecek. Seni bana kulluk etmekten alıkoyacak. Sen de seni benden alıkoyacak durumlar karşısında şu uyarılara dikkat et. İşte bir ders saati 40 dakikadır. Şuradan giriyor. 10 dakika teneffüs. Arada yazılılar var. 3 yazılıdan sonra 2 sözlü, ondan sonra dönem notu. 2 dönem notundan ortalama kanaat notu. O da diyor ki tüm hayatın boyunca sen yaşarken sadece ibadet, yani mesela bu şunu da ifade edelim. Bunu doğru anlamamız lazım. Bu ibadetlerde şekil ve manayı anlamıyoruz. Yani ibadetlerin ilahi nihai maksatlarını anlamadan bu ibadetlerin yerine getirdiğimiz zaman mesela Mısır'da yeni bir vali Hindistan biliyorsun 1856'da Babürşah Türk İmparatorluğu yıkılıyor. İngiliz sömürüsü haline geliyor. İngilizler biliyorsun adası 400 bin kilometre. Hindistan adası yaklaşık 9 milyon kilometre. Yani onun yaklaşık 22 katı nüfus olarak da toprak olarak da vali geliyor. Yani birçok olay var da mantığını anlatmak istiyorum. Geldiği hafta Cuma'ya denk geliyor. Bütün insanların Yeni Delhi'de kitleler halinde bir yere doğru gittiğini görüyor. Hemen komutanına, ordu komutanına diyor ki hemen tedbir alın, halk ayaklanıyor. Komutanı çağırıyor, bak diyor halk ayaklanıyor. Hayır diyor. Sayın valim diyor, siz daha bu bölgeye yeni geldiniz. Bölgenin durumunu bilmiyorsunuz. Bu yaşadığımız bu bölge Müslümandır. Bugün Cuma olduğu için Cuma namazıdır. Ve Cuma'ya gidiyorlar. Bu bir isyan değildir diyor. Hmm diyor. Onlar diyor namazı kıldıktan sonra tekrar evlerine dönüp bize itaate devam edecekler mi? Evet edecekler diyor. O zaman diyor onların diyor namazlarını güven içerisinde kılabilmeleri için alanlar oluşturun. Dünya farksız o zaman bu söylediğiniz. Evet. Şimdi benim kıldığım namaz, tuttuğum oruç, verdiğim zekat, gittiğim hac, mevcut dünyanın siyasal yapısını Kur'an ve sünnetin talepleri noktasına çevrilmiyorsa. Tamam. Toplumsal ve devlet babında bir karşılığı yok ama birey babında samimi diye yapan adam bunun ne yapar? Ecri sevabını alır. Ecri sevabını alır. Ama bütün bu ibadetler, bütün bu dünyadaki adil olmayan sistemlerin ortadan kaldırılarak dünyanın mührünü, anahtarını,
kilidini Müslümanlar kendi ellerine alması için yapılan durumlardır. O nasıl hocam? Mesela bu başkaldırı dediğimiz şeye geldiğimiz zaman, yani şu an o zaman sizin verdiğiniz örneğe göre İran gıda desteğinde bulunurken, Türkiye askeri destekte bulunurken bunlar da sorgulanabilir. Katar da o zaman bir başkaldırı gerçekleştirdi. Nasıl ayakta kalacak? Yaptığı doğru mu? Yani şimdi bu dökme suyla değirmen dönmez. Yeterli değil yani. Ya bu palyatif tedbirlerdir. Süreci buraya kadar taşımakta, taşıyanlarda sıkıntı vardır. Bir şekilde dünya gerçeği adı altında, dünyayı sömüren bu sisteme karşı gelmeden, bu sistemin yanında bir tenya olarak, işte bir asalak olarak, bir yancı olarak kalabilme mantığıyla bu sistemi tamamen Kur'an ve sünnete göre değiştirme mantığına sahip iki değeri doğru anlamamız lazım. Bakın, Allah Resulü Hazreti Muhammed 13 yıl Mekke'de mücadele edip artık orada tüm tebliğinin şartlarını yerine getirdiğini düşündüğünden dolayı ve orada da istediği hedefe varamayacağını düşününce bir yol olarak Taif'e doğru gitti. Acaba oranın halkını da uyarıp desteğini alıp bana emredilen peygamberlik görevini nihayete erdirebilir miyim diye düşündü. Yani taştan zulüm gördüğü yere gitti. Ama Mekke'li müşrikler hazırlıklı olduğu için Peygamber Efendimiz'e arkasından daha önce oraya bir deli gelecek. Sizi bu şekillere davet edecek. Aman bunlara inanmayın. Onu iyi bir karşılanma dediğimiz, o moralini bozacak, hatta ölümüne kadar gidebilecek noktada güzel bir karşılama yapın dedi. Peygamber oradan geri döndüğünde yaralı, bitap, bir şekilde de umutsuz halde Mekke'ye döndüğünde yine bir müşriğin emanlığıyla tekrar Mekke'ye giriyor. Çünkü birisi Mekke'den bir daha dönmemek üzere çıktığı zaman Mekke'nin içerisinden bir ulunun vesayeti altında, emanlığı altında giriyor. Hı. Ve bir zaman sonra Allah'ın yardımı Medine'den geliyor. İşte Akabe biatları başlıyor 1-2 ve 3. Akabe biatı dediğimiz biatta Musab bin Ümeyr oraya Medine'nin hocası olarak gidiyor. Ve Medine'nin tamamı değil, dörtte biri Müslüman olma durumuna, Evs ve Hazreç olma noktasına geldiğinde Medine'ye dönüş geçiyor. Ve Allah ona ummadığı noktada yardım Medine'de veriyor. Bakın, Peygamber Efendimiz Medine'ye geldiğinde, meseleler anlama babından söylüyorum. Geldiğinde, ilk geldiği noktada, Medine'ye geçtiği noktada mescidi bina etmiştir. Yani Mescid-i Nebevi'yi. 5 vakit birbirleriyle perşimleşen, birbirleriyle kaynaşan, önünde peygamber olan, her yönüyle organize olmuş, cemaat haline, bir tek kale haline gelmiş bir ümmet doğuyor. Yani bizim bugün çıkarmamız gereken, evet, sonuç. Ümmet doğuyor. Hemen onun ardına kardeşliği ilan ediyor. İlk önce Müslümanlar arasında Müslüman Müslümanın kardeşidir. Müslüman Müslümana zulmetmez. Müslümanın malı, namusu, izzeti, şerefi birbirine haramdır hukukunu getiriyor. Zayıf olan, güçlü olanlar zayıflara yardım ediyor. Bu noktada müthiş bir tabaka oluşuyor. Müslümanlar zaten bu birlikteliğini gören müşrikler ve diğer dine mensup insanlar zamanla buna hayranlık duyarak doğal bir şekilde ne oluyor? Peygamber'e destek veriyor. Üçüncüsü, Medine Anayasası'nı ilan ediyor. Medine Anayasası yaşam dünyada ilk yazılı anayasadır. İlk anayasadır ve müşriklerle, Yahudilerle, Hristiyan ve Haniflerle yaşanan bu coğrafyada Müslümanlarla nasıl davranılacağını hukuku ortaya katılıyor. Medine'nin tamamı bize ait olmadığı halde, kitle olarak da bize ait o 1500 erkek, ilk nüfus sayımı bu olduğu halde, bu katmış olduğu kanunda tüm Medine ve ahalisi Allah Resulü Hazreti Muhammed'in ortaya katmış olduğu bu şartlara uygun hareket etme mecburiyetinde kalıyor. Zaten orucun da biliyorsunuz belli bir zamandan sonra Medine döneminde emredildiğini söylüyor. Çünkü belli bir kemale gelmeden, şimdi düşünün, oruç dediğimiz olayların geneline baktığımızda ya 50-60 derecelik bir çöl iklimine sahip olan bir bölgede, bizim yediğimiz yemekleri yemeyen bir coğrafyada iftar ve sahurda genelde hurmanın olduğu ve suyla iftar ve sahur yapıldığı bir bölgeden bahsediyoruz. Yine oruca baktığımızda mesela ilk Bedir Savaşı oluyor. 313 kişi oluyor. Yaklaşık 70 kadar şehit veriyoruz. Ve Peygamber Efendimiz Medine'den Bedir kuyularına 150 kilometre gidiliyor. Şu anda orucu anlamamız babından, yani orucun ruhunu anlamamız babından söylüyorum. Seferi olmalarına rağmen Allah Resulü Hazreti Muhammed'e diyorlar ki, bu Allah'ın emri midir? Evet, Allah'ın emridir. Oruç tutmamız gerekiyor mu? Evet, orucu tutmamız gerekiyor.
Sahura yatarken 2 ve 3 4 hurmayla kalkan insanlar bunda. Peki diyor biz diyor orucu bırakabilir miyiz? Peygamber tabii ki diyoruz. Seferisiniz diyor. Bırakabilirsiniz diyor. Bir zaman sonra sahabeler kendisi diyor biz bunu bırakmayacağız diyor. Eğer Allah diyor bunu bizim nefislerimizle imtihan ediyorsa diyor biz bu imtihanı kazananlardan olacağız. Zaten cihat diye bir noktaya gidiyoruz ya öleceğiz. Yani biattan itaatten sonrasında kendi düşünceleriyle. Evet zaten bir cihada gidiyoruz diyor. Allah'a bu haliyle kavuşalım diyor. Hem yani şehadet hem de oruçluyken karşılaşalım. Şimdi o dönemdeki bir sahabe-i ikramın oruca bakış açısına bakalım. Bakın o irili ufaklı Allah Resulü Hazreti Muhammed 80 civarında seriye ve gazve yani savaşa gitmiştir. Bizzat katıldıklarına gazve diyoruz. Emir vererek şuraya gidin düzeltin dediklerine de seriye diyoruz. Bütün bu savaşların çok genel ekseriyeti yazın ve Ramazan ayında. Ramazan ayında. Ama şu andaki günümüzdeki oruca baktığımızda orucu bir pazarlık haline getirmişiz. Bir sektör haline getirmişiz. Nasıl yapmışız onu? Yani Allah göstermesin. Bakın ben burada iş adamlarını uyarıyorum. Her zaman Türkiye'de bu olur. Ramazan ayı gelmeden bir hafta 10 gün önce raflardaki temel gıda maddelerin fiyatları %10, %15, %20, %25 artar. Bir spekülasyon oluşturulur ve insanlar zanneder ki fırsat ayı bu aydır, nemalanma ayı buydur. Ya bir fakirin, bir yoksulun boğazına gidecek bir lokmanın üzerine para katarak yaptığın kazancı kazanç olarak gören bu kapital liberal seküler insanın yediği, içtiği, baktığı haramdır. Haramdır. Yine orucun ruhunu, anlamını ve manasını anlatması gereken bu hoca efendiler bir türlü orucun sünnetiydi, imsak vaktiydi, sahur vaktiydi, şöyleydi, teravihdi, kılınırdı, kılınmazmış gibi kılı kırk yaran ama insanın şekil boyutu dediğimiz, kaporta boyutu dediğimiz kısma yönlendirip de bu işin motor kısmına, ruh kısmına kimse ne yapmaz? Yönelmez. Bir de Allah göstermesin dini tebligatlar veya davetler veya anlatımlar da bu ayda daha fazla olur. En kelli, en felli, en popüler, en medyatik hocalar katılır. Kardeşim Allah'ın dinini anlatma, yaşama ve yaşatma adına, tebliğ ve davet adına bir şey, bir değer, bir popüler üzerine yaptığın zaman bunun karşılığını Allah katında alamazsınız. Kim? Eskiden insan inanıyordu dinine. Bulunduğu bölgede çok inanan olduğu için Orta Asya'ya gidiyordu. Uzak Doğu'ya gidiyordu. Afrika'nın balta gitmemiş ormanlara gidip Allah'ın dinini anlatıyorlardı. Şu paraya karşılık ben bunu yaparım. Şu popülaritemi kullanarak bunu yaparım diyen insan aralarında yoktu. Bakın hoca efendilerini genelde kırmıyorum ama oruç bir magazin haline getiriliyor. İftar ve sahur bir bahane haline getiriyor nefsimizin, hazlımızın. Bu kadar doğru tebligatlar, doğru uyarılar olduğu halde toplumsal bir değişim ve dönüşüm olmuyor. Bakın yeni yapılan araştırmalarda Ali Bardakoğlu'ndan tutmuş çok eski Diyanet İşleri Başkanı diyor ki dine hassasiyet arttı ama bunun yanında da ahlaksızlık tavan yaptı. Bu kadar yüksek perdede din anlatıldığı halde birey üzerinde yaşanmayan bir dinle karşı karşıyayız. Daha çok düşünüp biliyoruz ama evet, uygulamada yok. Daha fazla gündeme katılarak yaşananları hayattan uzaklaştıran bir din olgusu var. Yani sıradan, yani bunu sıradan. Çünkü bu işi magazin haline getiriyoruz ve dinin özünü anlatmıyoruz. Ve yaşadığımız sistemin bu dini emir ve yasakları yaşarken bizden aldıkları cahil hayattan, gayri İslam hayatın bizden aldıklarını kimse konuşmuyor. Şimdi ekonomik olarak faiz sisteminin helal olduğu ve tüm ekonomik kazanç şekillerinin faize merkezli yapılan bir ortamda faizin haramlığını anlattığında ne fayda ortaya katarsın? Yani yediği içtiği faizden geliyorsa bir manası tabii, olmaz. Ya haram lokmanın bedenden 40 gün içerisinde çıktığı bahsediliyor. Ve haram lokma bedenden çıkmayana kadar da Allah o insanın duasını kabul etmeyeceğini bahsediyoruz. Biz bu dinin özünü niye doğru vermiyoruz? Biz insanları helal kazanabileceği, helal paylaşabileceği, birbirleriyle kardeşle geçinebileceği bir sistem ortaya katmamız varken ama reel politik adı altında dünya sistem, sömürü sisteminin dayatmış olduğu bir sistem içerisinde bu ibadetleri yaparken dini vicdan ötesinde bile daraltıyoruz. Aslında İslam'ın, aslında Kur'an ve sünnetin vicdan ötesinde bir formatı var Türkiye'de. Yani bizim bir gündemimizde Kur'an ve sünnet yok. Kur'an ve sünnet yaşamımızın referansı da değil, temel kaynağı da değil. Ama mevcut yapıyı her yönüyle kabulleniyoruz, yasama, yürütme, yargı şekillerini.
Dini de buna bir enstrümantal olarak kullanıyoruz. Buradaki olgu bu. Sen çocuğa diyorsun sigara içme ama gözünün önünde küpür küpür, köpür köpür sigara içiyorsun. Bir zaman sonra çocuk selahet haklarını kazandığında bunu hesaba katmaz. Her yüksek boyutta haramın Allah'ın aleni bir şekilde, net bir şekilde Kur'an ve sünnette haram kıldığı o büyük günahları resmiyetle yapacaksın. Sonra da gel bu çocuğa sağlam Müslüman ol, iyi Müslüman ol, ahlaklı ol, terbiyeli ol diyeceksin. Yani bu içki, kumar, fuhuş, zina gibi olaylarla bahsediyoruz. Toparlayalım. İşte toparlama noktasına bakın. Sahih hadis, sahih hadis araya gireceğiz. Ne diyor? Ramazan ayının başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş diyor Allah Resulü Hazreti Muhammed. Şu anda mağfiretin olduğu dönemiz, yani 10 ile 20 arasındayız. Kim diyor 30 gün diyor Ramazan kendisine gelir de diyor. Orada diyor ruhu ve bedenini ihya ederek bireyden topluma, toplumdan devlete Müslüman bir şahsiyet olgusu ortaya katmazsa diyor. Orada kazanan birisi olmazsa diyor Allah Resulü Hazreti Muhammed. Onun diyor burnu sürtülsün diyor. Allah defaatle her yıl bu fırsatı, bu imkanı bize veriyor. Bakın ben gelirken evden buraya Meram taraflarında oturuyorum. Yeni yol tarafındaydım. Her yer açık. Alabildiğin her yer kafe olmuş. Gençler iftarda iftar bahanesiyle iftarda buluşuyor. Sahurda sahur bahanesiyle sahurda buluşuyor. Yapmayalım, etmeyelim. İmkanları var, harcıyorlar. Evet, öyle düşünüyorlar. Bu din Allah'ın dini. Hayır. Bu bir sosyal hayat. Daha çok kazanmayı düşünüyorlar. Bu sosyal hayat buna doğru şekillendiriyor. Bakın. İşin... Bugün bir devlet yetkilisi imkanları var ki kullanıyoruz, alıyoruz, yapabiliyoruz diye bir açıklamada bulunmuştu. Evet. Çok ilginç gelmişti. Onun için de hatırlatmış olayım dedim. Çok geç kaldık. Araya hemen gidelim. Çünkü dönüşünde de çok az bir zaman dilimi kalacak. Dünya sömürü düzeniyle alakalı tamam genel perspektifle tam girmedik açıkçası. Oradan da devam etmiş olalım. AGD Bölge Başkanları'nda Ebubekir Bilgin bizimle birlikte kısa bir aradan sonra AGD TV Radyo Gençlik ve Kanal 42 ortak yayına kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. Sızlayan kemiklerini, canı yanan gökyüzünün çığlığını, sokak lambalarının şahit olduklarından şikayetlerini duyuyor musunuz? Bunca şeyi kaldırmaya artık gücü yetmeyen sokakların, caddelerin iniltisini duyuyor musunuz? Peki ya onları duyuyor musunuz? Alkol ve uyuşturucu kullanımı ortaokul seviyesine kadar indi. Her gün binlerce kadın tacize uğruyor. Her ay yüzlerce kadın tecavüze uğruyor ve öldürülüyor. Her yıl binlerce aile şiddetli geçimsizlikten dağılıyor. Binlerce çocuk psikolojik travma yaşıyor. Suç oranları her geçen yıl ahlak ve maneviyat eksikliğine, ekonomik darlığa bağlı olarak artıyor. Anne babalar bir zamanlar kendilerinin oynadıkları sokaklara çocuklarını bırakmaktan korkuyorlar. Duyuyor musunuz? Bu gidişe dur diyecek olanın siz olduğunu söyleyen yüreğinizin sesini duyuyor musunuz? Biz şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da iyilik ve güzelliğe giden yolda yorulmadan çalışmamız gerektiğini duyuyoruz ve görüyoruz. Bu gidişe dur demek için çalışmak ve yorulmak en güzel sermayemiz. Şimdi hep birlikte sermayemizi toplayalım ve bir yerlerde bizi bekleyen gençlerin, öğrencilerin, yalnızların ve yardım bekleyenlerin elinden tutalım. Çevremizi ve şehrimizi, ülkemizi ve dünyayı daha yaşanılabilir bir yer haline getirme derdimizi herkese anlatalım. Bir dert ki, insanların en hayırlısı, insanlığa en faydalı olandır hadisinden doğmuş. Bir dert ki, insanlara daha iyi bir hayatın mümkün olduğunu göstermek. Şimdi, derdimizi ve heyecanımızı yeniden körükleme zamanı. Şimdi, gözlerimizi ve kulaklarımızı açıp, etrafımızdakilere el uzatma zamanı. Efendim kaldığımız yerden devam ediyoruz. Anadolu Gençlik sahur vaktinde AGD TV Radyo Gençlik ve Kanal 42 ekranlarında birlikteyiz.
Gaziantep için imsak vaktinin girdiğini ekranın hemen sağ tarafında görebiliyoruz. Nevşehir, Kilis, Sakarya, Osmaniye, Aksaray, Kocaeli için de vaktin yaklaşmakta olduğunu idrak edebiliyoruz. İlerleyen dakikalarda da işte Konya için de çok az bir zaman dilimi kaldığını fark ediyoruz. Bugün AGD Bölge Başkanlarından Ebubekir Bilgin bizimle birlikte. Bugün farklı şeyler yaşanıyor. Biz tabii dünya sömürü düzeni meselesini konuşurken Katar meselesi ortaya çıkıyor ama ben mesela İran'la Türkiye'nin aynı safta bir cendere içerisinde aynı safta yer alabiliyor olmasını dikkate alıyorum ama toplumsal olarak insanlar o kadar nefret tohumu ekmişler ki kendilerine birbirlerine ikisini yan yana görebiliyorlar. Bir farklı bakış açısı da bugün tabii eğitimin bir anlamda sona erdiği bir gündü. Sayın Başbakan'ın zor durumda kaldığı bir zaman dilimini yaşadık. Buradan çok aşırı şeyler söylemek istemiyorum ama insanlar Sayın Başbakan'ın bugün karne gününde öğrencilere iyi tatiller, sevgili öğrenciler başarılar ve iyi tatiller diyorum dediği 2,5 dakikada yazabildiği ve harfleri dahi zor çıkardığı bir zaman dilim var. Onu izlemenizi tavsiye ediyorum açıkçası. Evet. Eleştiriyi size bırakıyorum. 80 milyondan biri mesela ben şunu düşündüm. Kardeşim bana dese ki bu ülkenin başbakanı, bu ülkenin başındaki insan ya da benim öğretmenim bu şekilde yazı yazabiliyor, benim öğretmenim bu şekilde konuşabiliyorken benim fazla bir şey öğrenmeme gerek yok, ben de öğretmen olabilirim dese ben ne cevap verebilirim diye düşündüm açıkçası. Bu anlamdan önemli. Evet. Hocam şimdi kaldığımız yer şu, sömürü düzenindeki bilgisizliğin temel probleminin de bundan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü insanlar ehil olmadığı, liyakat meselesi çok tartışılıyor. Ehil olmadan birbiri noktasında nefret tohumlarını ektiği için çözüm odaklı düşünemiyoruz. Çözümü nasıl bulacağız? Şimdi şunu açık ve net bir şekilde ifade edelim yani. Bizi yapan temel değerler ve dinamikleri doğru anlamadığımız sürece biz olmayacağız. Nasıl anlayacağız? Şimdi bizim Kur'an ve sünnette gündemi olmayan, oradan yakıtı olmayan, orada ilişkisi olmayan, oraya ait kendisinde bir kanalı olmayan insanın insanlık adına, toplum adına, devlet adına bir şey söyleyebilmesi mümkün değil. Burada büyük bir savrulmuşluk ve sürüklenme var. Cahili, batili, şeytani ve nefsi bir yapı tüm dünyayı bir sömürü çarkı haline getirmiş ve kendine ait bir sahte gündemde ne yapmış? Oluşturmuş. Biz bir kere bakın Allah Resulü Hazreti Muhammed Mekke'den Medine'ye göç ettiğinde pazara gitmiyor. Yani Medine pazarı, müşrik pazarına ne yapmıyor? Gitmiyor. Lebit pazarı diğer adıyla. Ve kendisi Medine'nin en geniş bir bölgesinde dört tarafı açık ve herkesin bir şey ödemeden gelebileceği Medine pazarını kuruyor. Bir ay içerisinde tüm Medine'nin müşrik pazarı darmadağın oluyor. Ve Peygamberimiz ortaya katmış olduğu Medine pazarı ayağa kalkıyor. Hatta müşrikler de oraya geliyor. Tefecilik, faiz, yalan, dolan, şu mekan benimdi, buranın şu kadar hava parası diye bir olay yok. Çünkü peygamber oraya gelmiş olsaydı, o pazar bundan sonra da herkesin gelene olarak bize bir yapı ve sünnet olarak gelirdi. Çünkü peygamber her yaptığı hareket kıyamete kadar insanlar için bir örnek yani. Örnek olduğu için ki kendisi hitamın nebi olmasının sebebi yani tüm peygamberlerin sonu olması yaptıklarının da uygulamalarının da kıyamete kadar devam edeceğinin gerekçesidir. Bunu doğru anlamamız lazım. Bakın orucu bahsederken Hazreti Ayşe annemiz ifade ediyor. Mekke'den Medine'ye göç ettikten sonra diyor öğlene kadar Allah Resulü Hazreti Muhammed'in diyor 3 gün diyor üst üste diyor sıcak yemek yediğini ben rastlamadım. Şahit olmadım diyor. Ve Allah Resulü Hazreti Muhammed'in ölene kadar bak ölene kadar ağızlarında yara eksik olmadı diyor. O yaranın sebebi de diyor arpa ekmeğidir. Şimdiki gibi çok bilimsel makineler yoktu. Arpayı iki taşın arasında ezerler. Arpanın o sert puturakları var biliyorsunuz diken gibi. Yerken bazen ağzında o çöpler batardı. Ama insanlar şimdi şöyle bir cevap da üretiyorlar. Diyorlar ki yani bugünün şartlarında imkanlar bol. Olabildiğince zengin. Yani illa biz de gidelim arpa ekmeği mi yiyelim? Evet. Yani bu sualde ben arpa ekmeği değil, peygamber yediğinin şükrünü ve karşılığını veren bir peygamber. Biz bunun şükrünü verebiliyor muyuz? Şükrünü bugün de vereceğiz, karşılığını da vereceğiz. Yani tükettiğimiz her şey bizden bir şeyler de tüketebilir. Yani bunu anlamak lazım. Başta bahsettiğiniz bedeni değil ama ruhu mesela. Tabii. Şimdi bunların hepsi geçici bir dünyanın nimetleri. Geçici dünyanın bir arzulardır. Bu eğer sana eşya hakimse, mal, makam, mevki sana hakimse sen o sana emanet edilenin rolünü üzerinde hareket etmiyorsun demektir. Şu anda her şey var diyen adam eşyaya mı köle olmuş,
eşya insanın kontrolüne mi geçmiş? Bu soruyu sorması lazım. Şu anda yapmış olduğumuz hal, hareket ve eylemler gerçek anlamda kulluğumuzu mu yüksek perdeye taşıyor? Yoksa bizi bir eşyaya, bir alana, bir nefsi ve şeytani bir tezgaha mı mahkum ediyor? Bunun arasını sormamız lazım. Bak her şeyi tükettiriyorlar bize. Yani neyi çok fazla müptelası olursan onun üzerinde esamesi ve etkisi olur. Hak etmediğin, tükettiğin şeyler de senin üzerinden çok şeyi götürebilir. Çok şeyi götürebilir. Yani Mekke'den Medine'ye geldiğinde Ensar ve Muhacir arasında kardeşlik olduğunda malının yarısını verenler, malının üçte birini, üçte ikisini verenler vardı. Hı. Ama bunun yanında da mesela Abdurrahman bin Af, siz bana malınızı infak etmeyin, bana bir borç verin, bir de pazarın yerini gösterin deyip ayakta duruşu da ortaya katıyor. Şimdi sen insanlara onurlu bir şekilde yaşayacak yaşam alanlarını ortadan kaldıracaksın. Bunları sosyal yardımlara mahkum ederek zihinsel gereği olarak da isteyen, talep eden köle bir mantığına getireceksin. Müslümanın onuruna bu ne yapmaz? Yakışmaz. Buna köklü bir çözüm ortaya katması gerekiyor. Yani sokakta simitçinin simitini satamamasından tutun da yani ülkelerin bir araya gelip bir İslami ölçüde kararlar alamamasına kadar gider diyorsunuz. Ya şimdi aynen bak Megasur-i Şeria Maverdi'nin bir kitabıdır. Ahkam-ı Sultaniye diye bir kitaptır. Orada 5 tane temel emniyetten bahseder. Din, akıl, mal, can ve nesil. Bu 5 temeli İslam devleti yoksa İslam toplumu, İslam cemaati emniyet altına almak zorundadır der. Din emniyeti nasıl alınır? Hak ile batıl arasında net bir Allah inancını ortaya katacak bir eğitim yapsın. Akıl emniyeti nedir? İyi ve kötü, doğru ve yanlış, faydalı ve zararlı, güzel ve şirkin noktasında bir eğitim metodolojisi. Adam 3 yaşında eğitime tabi tutuluyor. 24 yaşına kadar iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı, güzel ile şirkini, hak ile batılı ayıramıyor. Çünkü yanlıştan doğruya giden bir temel metodoloji var eğitimde. İslam'da ilk önce hak ve doğru anlatılır. Sonra yanlış anlatılır. Eğer önce insanlara yanlışları, yalan yanlışları, batıl şeyler anlattığı zaman hakkı bilemez. Sonra adam hakkı da bulandırır. Yani mesela basit bir örgü, şu andaki olguya bakalım. Bu ay yapıldı, bu sene bu tartışma yaptı. Teravih namazı 8 rekat mı, 20 rekat mı, 36 rekat mı, 40 rekat mı? Cemaatle kılındı mı, kılınmadı mı? İnan şu anda var ya, bakın araştırma yapın. Camide teravih kılanlar en az %50 azalmıştır. Bak, en az %50 azalmıştır. Çünkü herkes bir kendine göre bir şey buldu, çok kaçtı dinin, mı? Dinin, alimlerin ittifak edeceği konularda cahillerin ittifak meselesi haline getirdiğinde cahillerin ittifakı fitnedir, fesattır. Bu tür dini hassasiyet konuları uygulacı, yani yaptırım gücü olan bir mecra tarafından, bir şura tarafından yapılması lazım. Yani demir tavında dövülmesi lazım. Gidip de en güzel ve en sıkıntı ve en ilmi konuları magazin köşelerinde, televizyonlarda sırf gündem olsun diye tartışırsan, bir gün adam der ki Ahmet Hoca bunu der, Mehmet Hoca bunu der, Yusuf Hoca da bunu der. Lan burada nefsime hoş gelen neyse budur. Bir gün de der ki bu üç hocanın hiçbir önemi yok. Birisinin dediğini diğeri tutmuyor. Ben kafama göre ittifaksızlıktan yapabilirim. Tabii bu noktalarda dini böyle basitleştirmeden, bir de dini sadece Diyanet çerçevesi adını altına alma, ilahiyatçıların çerçevesi adını altına da büyük bir tehlikedir. İslam'a göre her Müslüman kendi dininin sorumlusudur. Tamam. Akil ve balik olan bir Müslüman bir başkasına ihtiyaç olmayacak şekilde dinini öğrenmesi farz-ı ayn hükmündedir. Dinin temel iskelet yapsın. Uzmanlık alanından bahsetmiyorum. Neyin hak, neyin batıl. Neyin haram, neyin sevap olduğunu bilmesi lazım. Bunlar hep bir başkasına ata ata giderse, işte o ruhban sınıfı dediğimiz, aidiyeti, eftaliyeti olan seçkin sınıflar veya birileri adına bir şey söyleyen sınıflar oluşur. Öğretilmiş uygulama gelir. Öğrenilmiş çaresizlikler ard arda gelir. Hemen devam edeceğiz. Ben bir saat dilimine tekrar şöyle gözleteyim. İzleyicilerimize de hemen hatırlatmış olalım. Konya için de yaklaşık olarak 3,5 dakika kadar bir süre var. Eskişehir için imsak vaktinin girdiğini görebiliyoruz. Edirne, Mersin, Bursa, Tekirdağ, Konya, Kütahya diye sıralanıyor. Hem de bu anlamda da toparlayarak o 3 dakikayı değerlendirmiş olalım. Evet. Şunu açık ve net bir şekilde ifade edelim ki bundan 1400 yıl önce Allah Resulü Hazreti Muhammed nasıl bir oruç tuttuğunu ayın 14'ü gibi biliyoruz biz.
Bazıları, bazı şeyler hesabımıza gelmiyor. Bir eşek yükü kadar geriye mal bırakmayan peygamberden bahsediyoruz. Şu andaki evlerimizdeki ve stokladığımız yükleri tırlar ve kamyonlar ne yapmıyor? Taşıyamıyor. Adam evindeki perdesiyle duvarın rengini, duvarın rengiyle koltuğun rengini, koltuğun rengiyle halının rengini düşünürken 8 milyarlık insanlık aleminin gidişatıyla ilgili bir karar veremez. Şimdi öyle bir seçim oyunları, öyle bir Kara Avrupa parlamenter sistem, Anglo-Sakson başkanlık sistemi adı altında insanları insanlara soruyormuş gibi ama kanatları da alınmadan bir zombi haline getiren, bir mankurt haline getirilen milyarlarca kitle var. Halbuki bunlar hiçbir şey sorulmuyor. Bunlar işte Alan Malkoski'nin Alan Maslow'un ifade ettiği gibi öğrenilmiş çaresizlik noktasında neyi ne zaman yiyeceğini, neyi yemeyeceğini, neyi giyeceğini, neyi giymeyeceğini, nerede ne söyleyeceğini zaten sosyal medya ve TV ve dizi programlarında formatlanıyor. Bu formatın dışına çıkamıyorsun. Bu arada birisi Allah ve Resulü'nden bir uyarı getirdiğinde bunun algısı kapanıyor. Niye almıyor? Almıyor çünkü batılı meşguliyetlerle, sahte gündemlerle bu doldurulmuş. Yasin suresindeki ikinci ayette وَدْرِبْ لَهُمْ مَسَلًا اَسْحَابَ الْغَارِ اِزْجَيَا الْمُرْسَلِينَ var ya, o köyden birisi koşarak geliyor. Bakın bu gelenler diyor, daha önceki gelenler gibi Allah'ın elçileriydi. Buna tabi olun deyince o uyarıcıyı, yani o insanlar sahiplerinin uyarıcının kellesini götürüyorlar. Habib-i Necar'dan bahsediyorum ben. Şu andaki doğru söyle Müslümanlar hali ayrı bu şekilde. Yani kendi toplumları tarafından kellesi uçurulan insanlar haline geliyoruz. Ama bu gidişat nereye diye sorduğumuzda fe eyne tesebun, bu gidişat nereye diye sorduğumuzda bu gidişat bu şekilde gittiğinde şeytanın ve nefsin isteklerinin tavan ettiği, gücün, kuvvetin üstün tutulduğu, yani şeytanın imtiyazın üstün tutulduğu, ezen ve ezilen grubun olduğu, piramidal bir sistematik sömürü şarkının olduğu bir durumdur. Böyle ortamda kıldığın namazlar seni Kabe'ye doğru yönelsen bile, tuttuğun oruçları göğe Allah'a has kılsan bile 1,5-2 milyarlık İslam aleminin, Müslüman aleminin dünyanın genel gidişatında ekonomik ve siyasi olarak bir duruşu yoksa genel planda, toplumsal ve devlet planda bir anlamı yok diyorum. Peki düzen nasıl değişecek? Düzenin değişmesi. Düzen bireyin kendisine ait olduğu medeniyet havzasını, nehir yatağını doğru anlayıp o gündem üzerinden gitmesi gerekiyor. Yani biz ABD üzerinden, Avrupa üzerinden veya buna benzer teşekküller üzerinden gittiğimiz sürece bu sistemi değiştiremeyiz. Hem bu sistemin işbirliğinin bir parçası olacağız, hem de bu sistemi değiştirme talebinde buna gargalar güler. Gargalar güler. Kendi nehir yatağımızı, kendi medeniyet havzamızı, kendi yaşam alanlarımızı oluşturacağız. Allah Resulü Hazreti Muhammed 23 yılda bu sistemi oluşturdu. Yani 13 yıl müşrikler içerisinde yaşadığı bir ortam, 10 yılda Medine'de oluşturduğu bir site devleti içerisinde oluşturduğu 23 yıl içerisinde dönüşmez ve değişmez dediğimiz cahili bir toplumu değiştirerek İslam medeniyetinin mührünü oraya ne yaptı? Koydu. İnşallah bu oruç ayının hayırlara vesile olur. Benim kısaca oruçla ilgili bir, bol bol Kur'an okuyalım ama Kur'an'ı anlamıyla tefekkür ederek yavaş yavaş tertil üzerine okuyalım. Hayatımızda yaşayalım. Tabii, yani değil mi? İftar ve sahurları fakirlerle, sılay-ı rahimle, komşularla, yakın akrabalarla, çocuklarla ilgileneceğimiz insanlarla yapalım. İftarı zengin sofralarıyla bilmem nerelerde ya beraber 65 yapmayalım yani. 65 milyon diyor, 65 bin lira diyor, her tür kebap diyor. Bunların iftarla, Ramazan'ın mantığıyla uzaktan yakından. Bu bir ekonomik hesaplaşma, bir tüketim mantığı. Diğer bir nokta, teravihe önem verelim. Çünkü bakın, Ramazan'daki sünnetler farz hükmündedir, farz sevabındadır. Farzlar da onun 70 katıyla değerlendirir. Bu ayın sultan olmasının bir sebebi budur. Peygamberimizin hadisidir. İki, bu dönemde tutulan orucun hadde hesabı yoktur. Çünkü tüm ibadetlerin bir karşılığı, nisabı, sınırı vardır. Ama orucun karşılığını Allah-u Teala ben vereceğim niyetinize göre diyor. Diğer bir noktada geçmiş günahlarımız, bak teravihleri düzgün kıldığınız zaman, hasbi ve harbi olduğunuz zaman tüm geçmiş günahlar affediliyor. Büyük günahlar bu harbi. Fırsatı kaçırmamak. Evet. Diğer kısa örneğin Kadir gecesini mutlaka son 10 günde değerlendirelim. Her günün Kadir'miş şekliyle kendimizi hassasiyet yapalım. Mümkünse itikafa 3 gün,
Ama bunun aslı 10 gündür. Yani kişinin kendi dinginliğine, inzivasına çekilmesidir. Yapalım. Fıtır sadakalarını Ramazan bitmeden bedenin zekatıdır. Verelim. Diyanet en son 16 TL'den bahsediyor. Ama bu komik bir rakam. Durumu olan daha üst seviyeden, perdeden versin. Bunun yanında sadece zekatla kalmayalım. Zekat sadece malın kirini götürür. Ama malın zenginliğini, bereketini sadaka arttırır. Yani şartı sen kat, yani şartı Allah'ın katli değil, senin gönlünün sınırsız verdiğiyle yapacaksın. Rabbim Ramazan'ı, orucu, sahuru, iftarı hakkıyla anlayan kullarından eylesin. Amin. Gerçekten bu Ramazan'ı bir diriliş sebebi, İslam ümmetinin birliğine ve dirliğine sebebiyet versin. Bu olmadığı sürece Allah göstermesin ya. Kendi kanımız ve canımızdan insanları yok ediyoruz biz ya. Kurt adamlar oluyoruz, vampirler oluyoruz. İnşallah bu noktada kendimizi çekirdeğe verelim. Hayırlı sahurlar diliyorum. Esselamu aleyküm. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz. AGD Bölge Başkanlarından Ebubekir Bilgin bizimle birlikteydi. Bugün Ramazan'ı konuşurken de dünya sömürü düzenini de konuşmaya çalıştık. Sözü kısa kesmek lazım. Ezan-ı Muhammedi'yi dinliyoruz. İmsak vakti Konya içinde girmiş oldu. Yarın yeniden buluşmak dileğiyle efendim. Hoşçakalın.